Evet arkadaşlar, bu tarz yayınlara yeni gelenler için sizleri uyarmak ve irdelemek isterim. Ama ne bileyim arkadaşlar, hepsi işte Yiğitcan'ın bir takım konseptleri bir yerden sonra kafama kalıyor. Bizim Demon's Souls yayınları biraz bol sohbetli oluyor. O yüzden aşırı iyi oynamıyorum oyunu. Aşırı iyi oynama niyetim olmadığı gibi aşırı iyi oynamak için yola çıkmayalı da bayağı oldu yani. Maksat hayırlısıyla final görelim. Yani artık gittiği yere kadar gitsin tarzı. En son bu oyunu yaptığımızda çok eğlendik yani açıkçası. Çok sohbet ettik. Güzel oldu. CS her geçen gün evlatlık olduğuma daha fazla inanıyorum. Abicim yani baban sarışın, annen sarışın, sen esmer. Ben sana dedim, kırmak da istemedim ama bir noktada evet kabul etmen lazım bunu, pardon. Ben de seni üzmek istemiyorum ama shit's crazy yani. Umarım bu yayın Souls 31'cileri gelmez. Ya gelirse de işte deyin ki onlara Sungur muhabbetle oynuyor falan deyin. Beni muhatap etmeyin. Sıkılıyorum ben o heriflerden. Yani varı yo oyun, hayatta tek bir oyunda başarılı olmuş olmak olan arkadaşların bu çabalarına saygı duymakla beraber ben o şekildeyim. Benim hoş son zamanlarda bu neymişleri falan azalttım ya eskiye göre. Biraz daha tek oyun odaklı gitmeyi özledim ben de galiba. CS bu saatten sonra Arapça öğrenmek mantıklı mı? Vallahi Mert, yani bir 20 sene önce girseydim bu işlere çok paralar kazanmıştım bu süreçte. Bu saatten sonra sellout bir dil öğreneceksen bari Çince öğren kanka. Battlestar Galactica izledim. Ana sezonun şey ana dizisini izledim. Adam arayış vardı. Adam arayış, adamdar oğlu. Sungur abi, ilk iş görüşmemde Avustralya Büyükelçiliği ile mülakatım var. İyi dileklerini alırım. Oo. Hadi bakalım Mert, hayırlı olsun be. Avustralya Büyükelçiliği. Ki D10 bitti de geldim. Hidden Gems atmışsınız Sayın Can Sungur. Arya ile ağzınıza sağlık. Peki gelelim soruya. Oyunlar Steam'de indirimde alınır mı? Bu zamanda oynanır mı? Vallahi Hidden Gems'de övdüğümüz Defiance serisi ilginç bir şekilde 5 TL'ye satılıyor şu anda Steam'de bütün oyunları. Alanlar olmuş. Çalışmıyormuş ama oyunlar. Yani artık tabii eski oyun bunlar yani. Bakacaksınız oraya. Emülatör, kümülatör bir şekilde oynanıyordur muhtemelen. Ulan yandık be. Ulan yandık be. Ulan öldük be. Aa, öldüğümüz yere bak hem de. Ne kadar kötü öldük. Gerçekten ben de CS ve Arya arkadaş olunca çok bilinçlendim bu konularda. Teşekkürler CS ve Arya. Valla abi yani o videoda da konuştuğumuz üzere yani hiçbirimiz sonuçta fobik değiliz yani. Hani şey olmuyoruz böyle, ay trans kaçalım falan gibi olmuyoruz ama yani hayatında yakınında öyle bir arkadaşın olmayınca bilmiyorsun tabii. Böyle insanlar da vardır falan gibi oluyorsun. İşte konuştukça insan çok ilginç şeyler öğreniyor ya. Hakikaten çok farklı farklı hayatlar var yani. Tanışmak çok güzel yani. Abi One Piece 2023 civarı bitecekmiş. Yani Arcane hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi arkadaşlar Arcane benim beklentilerimi karşılamadı. Öncelikle onu söyleyeyim. Arcane'den sonra ben Rule 34 sitelerinde League of Legends'ın eski formuna ulaşmasını, tekrar Overwatch'u gölgede bırakmasını umuyordum. Hala dominant güç Fortnite. Yani beni üzdü. Ben aradığımı ve istediğimi alamadım Arcane'den. Yani işin sonunda kaliteli hentai göremeyeceksek Riot Games ve Blizzard neden içerik üretiyorlar hala? Ben bunu sorguluyorum.
Açıkça da sorguluyorum. Çok faydalarını gördüm ben bu iki şirketin. Gençliğimde çok oyunlarını oynardım. Sonradan daha farklı kıymetler ürettiklerini fark ettim. Ve bisiklet çalıp Tanrı'ya beni affetmesi için dua etmeye başladım. Beni şaşırttı. Kardeşim 18 yaşında tansiyon hastası oldu CS. Seni de çok izliyor. Şuna bir yemek yeme artık öküz diyebilir misin? Hala işin ciddiyetinin farkında değil. Şeyin kardeşi. Ne çocuğun ismi? Dur. Ali İhsan Al. Ali İhsan Al'ın kardeşi. Oğlum bak kilo hoş bir şey değil. Gençsin. Kaçmış? 18 yaşındasın. 18 yaşında bir erkeğin tam hormonlarının ağzında olduğu dönem. Biraz yemeği kes. Biraz spor salonuna git. İki bas. İleride çok faydasını göreceksin. Ben sana söyleyeyim. Abin sana böyle öküz müküz falan diyorsa da o biraz abinin öküzlüğü. Ona çok bakma. Ama kendini topla aslan parçası. İleride çok üzülürsün. Ondan sonra red pillci olursun, anladın mı? Yapma öyle, o şekil yapma. Kendini şey tut, güzel tut. Seneye burada benim oyunumu oynayacaksın CS. Yaz bunu bir kenara. Olur. Gönder oynarız valla. Abi Arkane'de kızlar çok güzel. Başka ne bekleyebilirim bir diziden? Ya arkadaşlar ben şimdi LoL'de çıktığı zaman birkaç ay oynadım, sonra oynamadım. Overwatch elimi bile sürmedim. Ama Overwatch ve League of Legends eminim sadece bana değil sizlere de pek çok şey kattı. Bazı açılardan. Şimdi haliyle insan şaşırıyor. Bu kadar reklamları yapılan, bu kadar övgüleri olan, bu kadar muhteşem Arkane'den sonra neden bunlar Fortnite'ı gölgede bırakamadılar? Yok, Fortnite hala dominant. Rule 34 sitelerinde. Tuna Doğu destekçimiz olmuş. Hoş gelmiş. Rıfat Akkurt 50 yıldız göndermiş. Atessa BT. Ne zamandır takip ediyorum. Pek destek olamamıştım. Şimdi ufaktan bir destek olmak istedim. İyi yayınlar demiş. 440 yıldız göndermiş. Sağ olsun. Hüseyin Can Apaydın da 100 yıldız göndermiş. Sağ olsun. Abi Turapamir de gelecek mi? Gelmeyecekse gelsin. Teşekkürler. Vallahi gelmeyecek çünkü Souls oyunları yalnız ve mutsuz oyunlardır. Neyse. Oğlum 2A at lan. Spamdar oğlu. Heh. Ananın avradın ya. Ne yapıyorsun abi? Kusuyor mu? Allah kahretsin kusuyor. Gördüğünüz gibi sakin ve sabırlı oynuyorum artık. Sizle son girdiğimizde çünkü çözdük, sonra devamını getiremedim. Ama işin kötüsü, yani sakin ve sabırlı oynuyorum da DPS'imiz düşük anasını satayım yani. Herife yeterince hızlı hasar veremiyorum ben. Bir hap atalım. Hay ananı ya, yine kusuyor. Yani şey, dayanıyoruz ama o kadar az hasar veriyorum ki. Ah ulan, A'ya takıldık ya. Ah ah ah.
was a mistake. Yavaş at oğlum bu ağları artık. Bosslara bir kere alışınca bossların dövüşleri sakin oluyor bayağı aslında ha. Ya bu herifin başka birine vuramıyor mu ya ben ayağına falan? Al yine kusuyor. Yanlış bir yerine mi vuruyorum ya ben bunu? Mustafa Özkaya destekçimiz olmuş, hoş geldin. Benim hasarım niye bu kadar ultra düşük ya bu herif karşısında? Tatlı tatlı dövüşüyoruz ha. Sakin bir boss fight nedir derseniz sakin boss fight hakikaten budur yani. Ya üf, kusma be. Kustu yine. Yine başladık aynı tura. Arkada ağda birisi duruyormuş ya, onu fark etmemiştim. Ay yoruldum ha, yoruyor bu boss insanı. Yoran bir boss'sun kardo. Yoruyorsun. Kusma lan yine. Hay anamın ki ya. Ay yine kusuyor. Öf. Man. Ay ne? Ay ne ağladım be. Hadi hadi. Eline falan vurulmuyor mu bu itin? Yok. Vurulmuyormuş. Hadi beyefendi. Ölelim mi artık? Bak insanlar bekliyor. Bu kadar seyirci burada. Yine ya. Yine kustu. Kafa açan radyo yayınları silindi diyorsun. Silinir be abi. Bugün silinir, yarın geri gelir yani.
Oha, bu kadar yakından üçlüye girmemişti bu hiç ha. Üçlüye yeni girdi valla. Çılgınca healing harcadım ha. Deli gibi. Hadi babuş. Şöyle bir indir kendini bir yere. Heh. Hadi ufaktan kalkalım kura. Hadi bakalım. Hey! Yahova taşiva kattaze. Fena değil. Ne dersiniz? Abi ufukta hiç Sims konsepti var mı? Bilmem. İzlerseniz oynarım ya. Ben oynadığım oyunların izlenmesini biraz önemsiyorum arkadaşlar. Mesela Demon's Souls'da hem sakin sakin Demon's Souls oynadık hem de izlendik. Bayağı hoşuma gitti yani. ...6500 ruh. Spider Stone Chunk. Engellenen sahneye girdiğiniz için oyun kaydı duraklatıldı. Ne engellenen sahnesi lan? Şu kristali kesmek için şuraya gideceğim ama kesin bir pislik çıkarır, o yüzden gitmiyorum peşinden şu an. Kolay gelsin dayı. Gidem ruhlarımı harcayayım mı acaba ya? Gideyim harcayayım ya. Acaba görünmez duvarı mı geçtin, ona mı tepki verdi bilmiyorum ki. Ne yapıyorduk? Endurance ve Strength mi boostluyorduk? Vitality de harcayayım bir puan. Ana vere vere 6000 soul vermiş. Hiçbir boka da yaramıyor 6000 soul ha. Rezil olduk. İnsan biraz sıkılıyor tabii böyle olunca. Neyse ver bakayım. Haydi Vitality ver. Uğurlar olsun. İyi misin? Bir ihtiyacın var mı? Gözlerinin mumunu falan değiştiriyor muyuz arada? Bir şey söylemiyor. Bir şey söyleyeceğim. Oyunun sesi çok kısık mı sizde? Bende biraz kısık gibi ama sizde iyisi sıkıntı da değil yani. Divinity 2'ye başladım. Aşırı kafam karışık ya. Tonlarca item, tonlarca skills var. Can abi ne yapacağım? Kardom, tek bir karakterinkileri çözmeye çalış. Başlardaki kombatlardan önce save al. O save'i load et. Tekrar tekrar şey yap. Ne diyeyim? Yani load ettiğin save'den load ettiğin save'den tekrar tekrar ilerlemeye çalış yani. Öyle söyleyeyim ben sana. Ya benim asıl şey yaptırasım var ha. Şu an kullandığım kılıcı upgrade ettiresim var. Heater Shield. Bu akşam başka oyun yok mu? Yok Emre, bu akşam Demon's Souls oynuyorum ama asıl muhabbet yani. Oyuna aşırı odaklı değilim zaten. Biraz sonra fark edersiniz. Mevzu oyun değil kardeş, sen anlamadın mı? Can abi zaman çarkını izledin mi? İzlediysen de şu, izlemedim. Çok kötü yorumlar okudum ya hakkında. Foundation'da o yüzden izlemedim açıkçası. Ya çok izleyecek dizi var. Kötü yorum duyunca artık hiç zahmet edip de basmıyorum. Yalan olmasın yani, artık şey oluyorum. Ya bir de sevdiğimiz işleri çok kötü çıkarmayı da beceriyorlar hakikaten son zamanlarda. Cowboy Bebop izliyorum bu aralar. Abi elindeki kılıç büyüden oran oluyor. Canı sağ olsun. Değiştiririz o zaman. Bu neymiş, özledik valla. Yani aslında YouTube'daki Ford Race atıyor bu neymişleri. Bu neymişe aşırı layık da bir oyun bulamadım. Bir tek bir ateş oyunu bulmuştum. Onu atamadım daha. Onu atarım bir ara belki. O kadar.
Cowboy Bebop'un animesi şu an çok keyifli gidiyor. Dizisine girmedim. Animesini bitirince gireceğim diziye. Abi Arcane izlemeyelim mi be? Yok ya. Ben League of Legends'la alakam yok. O yüzden Arcane'i merak etmiyorum yani. Can abi, Souls oyunlarını seven ama başlamaya cesaret edemediğim bir tür, hangi oyunda başlamam gerekir? Yani Ataberk aslında yani Dark Souls 1 zannedersem bu işin en temiz başlangıçlarından biri. Aslında en fiyatı uygun olan da başla. Souls 1, Souls 2, Souls 3 arasından. Sekiro ile Bloodborne'a gireceksen daha sonra gir. Ya da Şubat'a kadar bekle, en güzeli Elden Ring ile gir. Çünkü Elden Ring'i hakikaten böyle hoş geldiniz yeni gelenler tarzı yapmışlar. Hoş geldiniz yeni gelenler de bir tarzdır yani. Ataberk Sayıl bu arada destekçimiz olmuş. Hoş gelmiş. Yine geldik buraya. Valla Cowboy Bebop nasıl sıkmıştı ya. Bana da Cowboy Bebop aşırı tatlı geliyor. Tam böyle bir RPG campaign olsa oynatmak isteyeceğim campaign benim Cowboy Bebop. Allah Allah. Takır takır şotel düşüyor. Şotel de neyse. Şurayı. Aga, herif kendini attı aşağı. Plin plin plon. Plin 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 plon. Haydar vardı abi, kullan. Aa evet, Haydar'a geçmedim. Haydar bunlara karşı süper efektifti. Haydar, 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 Haydar. Odyssey'de senin gazınla Assassin gidiyorum. O devamını okuyamadım. Full Metal Alchemist izledim ben ya, sevdim çok da. O da çok güzel bir rol yapma oyunu evreni bence. Yetişkinler için Avatar diyorum ben Full Metal Alchemist'te. Avatar'a da çocuklar için FMA diyebiliriz yani, aynı kafayla gidersek. O ok sıyırdı ha. Yapma yapma. Aa. Bir değil iki yok yedim annem. Geliyordu valla. Peki hangi FMA daha iyi? İkinci FMA. Birincisi bence gereksiz uzun ya. Toparlamışlar ikinci de. Yani animasyon yaparken her şeyi birebir yapmana gerek yok yani açıkçası. Assassin's Creed oynarken ağlayan ben, Souls oynarsam kendimi keser miyim? Ya şöyle, Souls oyunlarını aslında bir tık öveyim hadi size. Souls oyunlarının biraz şey bir tarafı var. Yani insana sabrı, insana sevilmeyi öğreten bir tarafı var. Yani bir Souls oyununa girdiğinde genelde hasarsız çıkmıyorsun ama o hasarlar sana hayata dair bir şeyler de öğretebiliyor açıkçası yani. Abi iyi yayınlar. Kenosher Return House olayını duydun mu? Assault Rifle'da bir çocuğun suçsuz bulunması ilginç değil mi? Duydum ama incelemedim bu konunun detayını. Yine Amerika'da şeyci diye, siyahi vuruyor diye beyaz bir çocuğu saldılar diye duydum ben sadece. İnsanlar şeye çok sitem ediyordu. Arkadaş, siyahi mahallede yürürken vuruluyor. Beyaz çocuk elinde makineli tüfekle gezip insan vuruyor. Yine ona rağmen salıyorsunuz falan diye çok sitem ediliyordu. Ama detayını okumadım açıkçası yani.
Attack on Titan 8 bölüm izledim. İlk bölümün yarısında sıkıntıdan baygınlık geçirmişim. Kalan 7,5 bölüm ben ayılana kadar arkada oynamıştım. Siz nasıl insanlarsınız ya? Bu ne böyle arkadaş? Onu beğenmedim, bunu beğenmedim. Anlamıyorum. Ne bekliyorsunuz ki? Ne yapsın yani bir anime sizin için? Nedir sizin beklentiniz? İşte açıyorsunuz animeyi. Dövüş oluyor, kavga oluyor. Aa. O kanamadan öldü herif. Aga, zaga. Bloodborne ile başlamıştım. Souls'u sert bir saçlar. Oo. Bloodborne benim hala korktuğum ve çok zorlandığım bir oyun açıkçası ya. Bugün bıyıkların ucu sararmış Likit Edebiyatı Master dayımla oturduk. Sürekli taklidini yapasım geliyor. Likit Edebiyatı ne ya? Oha, chatte Attack on Titan eşittir bok falan yazılan var. Neyin gazı çocuklar bunlar ya? Salyalı animeci misiniz siz? Bu böyle taraftarlar arası kavga gibi bir şey mi? Ne yapıyorsun şu anda derseniz yaprak farmlıyorum. Bok falan çok oğlum, ne gerek var yani? Yani çöp desen anlayacağım. Bence Attack on Titan çöp de değil de. Yani çöp, çöp bile bir noktada bence sığ da olsa bir eleştiri. Yani bok ama şey yani artık. Neler var yani bok kategorisinde. Attack on Titan izleyeceğime çöp torbası izlerim. Allah Allah. Niye lan? Ne yaptı oğlum bu Attack on Titan size? Oradan oraya koşup bağırıyorlar alt tarafı. Harbi bir anlatsanıza çocuklar, ne dedi, ne? Ne bu öfkenin sebebi ne ya? Yine sanki anlamadan dinlemeden bir şeylerin gazına gelmişsiniz cisine hakaret ediyorsunuz ha. Oo, Night Shield çıktı lan. Oga, kılıca bak. Kalkana bak ha. Bunun physical'ı kaç? Aha. Night Shield çok güzel oldu lan. Night Shield'a geçiyorum ben vallahi. Daha kibar da gözüküyor hem. Hem de daha hafif. Okey. Bundan sonra bu şekiliz ha. Attack on Titan seven sağ oda demiştir net. Artık ben sizin bu kısaltmalarınızı anlamıyorum. 3 tane hentai izleyeceğiz diye girdiğim bu anime macerasında kopuyorum ufak ufak. Bayan kalkanı olarak satılıyor zaten o CS. Ha, bayandan temiz. Güzel. Selamlar sevgili CS, nasılsın? Muhammed iyiyim valla. Hem Demon's Souls oynuyoruz hem chatle sohbet ediyoruz. Chatte insanlar bazı animelere inanılmaz sinirli. O animeler sanki anneleriyle flört etmişler gibisine bir sinirleri var böyle. Ay, Sword Art Online çok kötü. Ay kimse kusura bakmasın, Sword Art Online'da yani hakikaten Sword Art Online izleyeceğime açarım Türk dizisi izlerim be. Ay ne kadar kötü Sword Art Online. Sword Art Online o kadar kötü ki, ay şu an sizi anlıyorum. Hayır ya, Attack on Titan Sword Art Online gibi bir şey değil. Oha. Sword Art Online ben izledim. Sword Art Online kimse kusura bakmasın. Gerçekten hiç işin, gücün, okulun, dersin hiçbir şey olmayacak. Hayatta hiçbir şey okumamış, hiçbir şey izlememiş, hiçbir şey dinlememiş, hiçbir edebiyat eseri tüketmemiş. Bir çocuk masalı bile okumamış olacaksın.
Türk dizilerini izleyecek kadar da Türkçen olmayacak. O zaman belki Sword Art Online'dan keyif alabilirsin. Ulan Sword Art Online ne kadar kötü ya. Gerçekten ne kadar kötü ya. Yani bir de 15 serisi çıktı. Bu kadar popüler falan. Yemin ediyorum insanın hayatı olan şevkini, hevesini kırıyor ya. İnanılmaz ya. İnanılmaz yani. Hani seni kim yazdı, neden yazdı, seni izleyen niye izledi, kimsin sen, nereye gidiyorsun, kimin adamısın yani. Birinin tanıdığı falan olması lazım ya Sword Art Online'ın bu kadar popüler olması için. Boostladılar mı seni, sen nesin ya? İlk sezon iyi miydi? Kurban olayım, yapmayın etmeyin ya. Bakın bir abiniz, arkadaşınız, dostunuz, kardeşiniz olarak söylüyorum ya. Size yeminler ediyorum Sword Art Online asla iyi değil. Orijinallikten bu kadar uzak, yazarlıktan bu kadar nasibini almamış, animasyon çizim kalitesi bu kadar düz bir anime ben yemin ediyorum görmedim ya. Abi Cowboy Bebop'un bir bölümüne harcanan emeğin onda biri Sword Art Online'ın muhtemelen bir sezonunda yoktur. Zekanın kırıntısı, aklın kırıntısı yoktur. Aynı kadar kötüydü. O kızların motosiklete dönüştüğü, adamların da arkalarından bindiği anime bile Sword Art Online'dan 5 kat, 10 kat iyidir ha. Haberiniz olsun. Ha. Attack on Titan'ı da Sword Art Online'da kıyaslamazsın bu arada. O bayağı hakaret olmuş. Kusura bakmayın yani. İlk bölümün çizimleri Ghost in the Shell'le yarışırdı. Aynen kanka. Aynen kanka. Kanka aynen. Kanka bir şey değil mi? Aynen. Aynen Murom. Niye bu kadar nefret ediyorsun? Beğenmediğimi kafamdan silip atıyorum. Sen kim beslemişsin? Beslerim lan tabii. Bu kadar rezil bir işin ben popüler olmasına inanamıyorum ya çünkü. Animelerin CZN buradır ya. Attack on Titan. Şey Attack on Titan diyorum, çok özür dilerim. Sword Art Online. Animelerin CZN burası Sword Art Online'dır yani. Abi sen Zero Two'ya hakaret mi ettin? Zero Two ne bilmiyorum ya. Animelerin Nusret'i hangisi? Galiba bütün shonen'ler animelerin Nusret'i olabilir ya. Terran, Toppa, Gurren, Lagann daha iyi midir Sword Art Online'dan? Kat kat iyidir. Terran, Toppa, Gurren, Lagann'ın tırnağının arasında biriken kalite Sword Art Online'ı geçer. Kız nerede ya? Ha. Bayan bakar mısın? Gerçi bir şey söyleyeceğim. Ben bu silahı upgrade ettireceğim. Bu silahı upgrade ettiremiyorum ben. Niye ettiremiyorum? Kolay gelsin başkan. Güzel kılıç var mıydı ya sende? Sende ha. Bastard Sword artı bir vardı bak. Güzel aslında artı bir Bastard Sword ha. Winged Spear, Pickaxe, Club, Mırdan Hammer. Switch to Inventory. Deposit. Bunları bir koyalım artık. Hiç yeni zırh seti bulamamışız ha. Tokyo Ghoul'u hiç izlemedim. Tokyo Ghoul'u niye gömüyorsunuz? O kadar mı kötü Tokyo Ghoul? 9000 ruhum var. Ne yapsam acaba? Öyle animeler övülüyor ki chat'te kavga etmedik. Ha? Hadi bakalım. Ergen emo animesi. Kenshin'e başladım. Çok iyi gidiyor.
Kenshin'in filmi de bayağı iyi ya. Netflix'te var bak. Vay be, Attack on Titan gömmenin popüler olduğu bir döneme girmişiz. Birkaç sene önce Attack on Titan övmek popülerdi. Hep beraber oturup Attack on Titan övülürdü. Kardeşim biraz Attack on Titan över miyiz? Yok birader, evde övdüm falan gibiydi böyle. Bak. Dönem değişmiş, artık Attack on Titan gömülen bir döneme girmişiz. Çok ilginç. Gerçi 6 sene önceden falan bahsediyorum ben herhalde. Kısa bir zaman önce dediğim. Attack on Titan ilk çıktığında ooo nasıl övülüyor Attack on Titan. Oturuyorum. Abi ne haber? Abi Attack on Titan. Eyvallah. Siz ne yaptınız? Attack on Titan abi. Hadi ya. Attack on Titan abi. Attack on Titan. Harbi mi? Attack on Titan abi falan. Ağzımıza yüzümüze Attack on Titan'a fışkırttılar bir dönem. Gittim izledim ben de. Şey oldum böyle. Ha, çocuklar için Evangelion. Güzel, aksiyonlu falan oldum. Sonra mangasına geçtim. Mangasını da okudum. Ama o yani şey, şimdi bitmiş bir seri için muhtemelen ben anca üçte birini falan okumuşumdur. Kıllı Titan daha yeni çıkmıştı yani, oradan oraya fink atıyordu. Çok ben başlarında bırakmışımdır muhtemelen. Kıllı Titan'ın orada mangası bitti. Yani ben de ha biraz daha biriksin de sonra okuyayım dedim. Sonra insanlar Attack on Titan gömmeye başladı. Ben de artık Attack on Titan gömüldüğü için üçte birinde bırakmış birisi olarak devam etmek istemedim açıkçası yani. Final iyi de olsa kötü de Attack on Titan genel olarak abartılmış bir yapım bence. Yani tabii şimdi yani Attack on Titan ne bileyim bir FMA'nın yarısı falan değil bence yani. Ya shonen animesidir ya açıkçası. Ben shonen animelerine karşı biraz affedici oluyorum. Çünkü shonen animeleri her şeyden önce biraz daha ergen kardeşlerimizi yakalıyor. Mesela ben artık shonen animesi izlememin 20. yılındayım ya. Artık izlerken shonen animelerini böyle bir doygunlukla izliyorum. Şöyle izliyorum. Ha. Aynen, bu da koştu koştu vurdu hadi bakalım falan oluyorum böyle. Yani shonen animesidir yani sonuçta, anladın mı? Ne yapacaksın? En çok ne yapacak yani? Güzel bir iki tane noktası olsa eyvallah diyorum yani. Favori K-pop olanım Jujutsu Kaisen izliyor. Ben de başlayacağım. Ya Jujutsu Kaisen çok animasyonu çok keyifli. Tam bir dümdüz shonen bu arada. Gerçi shonen formülüyle alakalı birkaç küçük twist atmış. Bazen hoşuma giden şeyler de var Jujutsu Kaisen'de. Jujutsu Kaisen'in asıl yayınlanmayan kısımları çok iyi. Onları okudum ben geçenlerde bir oturuşta. Jujutsu Kaisen'in yayınlanmayan henüz sezonu. Ben bu arada mangasını full bitirdim şu an Jujutsu Kaisen'in. Yani hiç okumadığım hiçbir şey yok sanırım Jujutsu Kaisen'in. Hatta bir sıfır diye bir seri var işte. Onu bile okudum yani. Çok nadir bu kadar okurum ben bu arada. Jujutsu Kaisen beni sarmıştır yani her türlü. Jujutsu Kaisen ve Demon's Souls harbiden benim için şeyler. Okey ya, benim shonen'den aradığım budur yani. Uzun zamandan sonra Naruto ve Bleach'ten sonra bir shonen'i harbiden keyifle sardım. Demon's Souls çok ilginç. Demon's Souls çok sakin. Mangasını hiç okumadım. Animesi aşırı sakin ya. Sakinliğine şaşırıyorum yani. Şeyi güzel yani Demon's Souls'un. Çok bir şey olmuyor Demon's Souls'da. Çocuk diyor böyle diyor, vay diyor, ben diyor ne yapacağım diyor falan. Sonra hocası ona nefes tekniği öğretmiş. Nefes tekniğini yapıyor. Nefes tekniğini yapınca slow motion'da diye havaya böyle onun kılıcını bıraktığı iz çiziyor. Arkaya da güzel müzik giriyor falan diye. Karşı tarafta diyor vay ben öldüm falan diyor. Sonra sepetten aşırı tatlı waifu çıkıyor bir tane. O da milletin kolunu bacağını koparıyor. Öyle gidiyor. Demon's Souls benim için çok şey ya. Resmen ne o? Ne deniyordu? Bunun bir terimi vardı. Rahatlık animesi mi? Comfort anime. Açıyorsun böyle. Ha tamam işte çocuk biraz ağlayacak. Ondan sonra Demon'lar diyecek aha biz de şöyle kötüyüz böyle kötüyüz falan. Sonra bölüm bitecek, hakikaten de öyle oluyor.
Demon's Souls mu diyorum hala? Demon Slayer işte. Aman anlayın çocukları ya. Bir laf vardır bilir misiniz? Aptala lafın tümü anlatılır diye. Hayda. Herifleri yer çekimiyle dövdüm bu sefer. Attack on Titan sence izlemem gerekiyor mu? Yani Attack on Titan ben izlediğim kadarıyla keyifliydi ya. Gençten çocuklar var, hayata tutunmuşlar bir şekilde. Kollar bacaklar kopuyor. Ondan sonra artık delikanlının biri çıkıyor diyor ki dur kollar bacaklar diyor. Arkaya çok güzel müzik giriyor falan. Öyle bir böyle bir şey böyle benim aklımda kalmış böyle bir şeydir yani. Attack on Titan'la ilgili benim yapabileceğim en pozitif yorum zararsız olur galiba. Ama Attack on Titan'da mesela bana sorarsanız Demon Slayer'daki estetik güzellik de yok. Demon Slayer'ın bir güzelliği var. Yani çizimlerinin, animasyonunun, seslerinin ekstra bir güzelliği de var. Güzel, güzel bir iş yani Demon Slayer. Attack on Titan işte öyle bir Fenerbahçe gibi bir şey herhalde ya. Arkadaşlar. Sizleri terk diyar eğiliyorum. Bu koca oğlana saldıracağım şimdi. Önce bir yanından rushlamaya çalışacağım. Wow, hey ya. Koca oğlan don't like that. Ananın. La oğlum health'imin %98'i gitti. La ne vuruyorsun? İt. Allah bak tahmin etmiştim böyle bir şey olacağını ha. Ulan Şerro. Okum da yok galiba. Allah. Oha kaç tane var lan bunlarda? Hayda. Ben şuradan gireyim. Evet. Demon Daroğlu'nun yanından rushladık şimdilik. Hayda. Oğlum bunlar her taraftan ateş ediyor. Yandık ha. Eyvah. Çok kötü koyacaklar. Çok kritik bir yerde ve mahvolacağız. Bunların bu kristal saldırıları hiç hayra alamet değil. Onlar çok ok veriyor. Oklasana onları. Anam oklayayım da tenha bir yer bulayım da oklayayım bari. Ok atarken aşırı şey oluyorsun. Ne diyeyim? Birden ağzına tükürmesine uygun bir pozisyonda oluyorsun yani. Jujutsu Kaisen mesela bana senaryo olarak şeyden Demon Slayer'dan bir tık daha derin geldi. Ama yani buradaki bahsettiğim derinlik şey tarzı. Hani futbol yine Türk futbolu. Ama takımlardan biri bir tık daha düzgün şeyler yapmaya çalışıyor gibi düşün yani. Öyle. Ama aa okum yok lan. Aa okum yok. Crossbow'a geçeyim. Hayda. Hayda. Nişan alamıyor mu ya bu?
Sevgili YouTube, bu arada sizler de kanala abone olmayı unutmayın. Öptük gözlerden. Görüşürüz. Hadi bay bay.